Empati 31. Bölüm Roger kahvaltıdan sonra onları sınıfa götürdü. Aslında gidecek fazla bir yol yoktu. Okul tesisleri oldukça büyük bir alan kaplıyor olsa da Elijah ile Winter'ın hayatı birinci seviyenin bir köşesinde geçecekti. Sınıfa giren Elijah ilk anda hayal kırıklığı yaşadı. Son derece sıradan bir yerdi. Kara tahta, öğretmen masası, küçük ahşaptan masa ve sandalyeler. Duvarlarda haritalar ve tarihi kişilerin resimleri. Odada garip olan tek şey hiç pencere olmayışıydı. Tesisteki öteki tüm odalar gibi dış dünyaya açılan tek bir pencere dahi yoktu. Onun yerine duvarlardan biri tümüyle yarı şeffaf bir plexiglas panoyla kaplanmıştı. İlayca ile Winter odanın ortasında yan yana oturdu. Etraflarındaki boş masalar göz altında oldukları hissini yaratıyordu yerlerine yeni oturmuşlardı ki kapı açıldı ve içeriye bir kadın girdi. Uzun boylu ve çekici biriydi. Üstünde beyaz bluz, lacivert spor ceket ve bunlara uyan bir etek vardı. Roger gibi o da son derece mutlu ve sevecen biri gibi duruyordu. Rengi parlak kızıl damarlarla bezeli koyu bir maviydi. "Günaydın." dedi kara tahtanın önüne doğru yürüyerek. "Adım Samantha Zinsir ve Bu Oppenheimer Okulu'nun yöneticisiyim. Buraya hoş geldiniz." demek ne yapmaya çalıştığımızı anlatmak ve sizlerden beklenenin neler olduğunu anlatmak için geldim. Öğretmen masasının etrafında dolaştı ve uzun bacaklarını üst üste atarak oturdu. Biz burada oldukça serbest davranırız. Onun için bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden sorun. İlajı ürkek bir şekilde elini kaldırdı. Kendini biraz aptal gibi hissediyordu ama Bayan Zinsır'ın sözünü kesmekte istemiyordu. El kaldırmaya gerek yok. İlaj aklından ne geçiyor? Baykul da burada ders verecek mi? Renkleri değişmese de Zinsır'ın yüzündeki gülümseme bir an için kaybolmuştu. Bay Cool şu anda başka projeler üstünde çalışıyor ama ileride onu göreceğinizi sanıyorum. Ya Bayan Washington?" diye sordu Winter. Zinsır'ın gülümsemesi bu kez bocalamaktan ziyade yüzünde dondu. Gözlerindeki cana yakın ifadeden eser kalmadı. İlaja kadının neşeli renklerini o kadar açık olarak görüyor olmasa onun kızmış olduğunu düşünürdü. Bayan Washington da aynı şekilde şu anda müsait değil. Bir an duraksayan zinsır devam etti. Başlamadan önce size birini tanıştırmak istiyorum. Dari'n, Bayan Washington'ın size söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ama Oppenheimer'daki tek öğrenci siz değilsiniz. Elijah ile Winter birbirine baktı. Winter'ın bakışı iyimserken Elijah'nınki endişeliydi. Başka öğrenciler demek gruplaşma demekti. Ve gruplaşma da dışarıda kalanlar anlamına geliyordu. Yani İlaja'nın Winter'la olan arkadaşlığı kısa bir süre sonra apansız sona erecek demekti. Tam o sırada sınıfın ön tarafındaki kapı açıldı ve içeriye sırık gibi ince yapılı bir kız girdi. Boyuna bakılırsa onlardan daha büyük olduğu belliydi. Bir 10. sınıf öğrencisi olmalıydı. Kız ile Winter'ı şüpheci bakışlarla süzdükten sonra gözlerini Zinsır'a çevirdi. ''Mükemmel zamanlama'' dedi Zinsır. ''Ben de tam senden bahsediyordum.'' ''Bu Jill Jilvilibi.'' Jill, bunlar da Ilaji Kovun ve Winter Z. Buradaki çalışmalarında sana katılacaklar. Merhaba, dedi Jill. Her ne kadar yüzünde kibar bir gülümseme belirdiyse de Ilaji'ye yoğun mor kıskançlığı hemen fark etti. Jill gözlerini onunkine dikti. Ilaji fiziksel olarak gözlerini başka tarafa çevirdi. Ama onun gösterişli renklerine elinde olmadan zihin gözüyle bakmaya devam etti. Birden çok yoğun bir baskı hissetti. Sanki görünmez bir el sıkarak canını çıkarıyordu. Jilin renkleri bir anda solgunlaşıp neredeyse görünmez hale geldi. İlaja yutkundu. Jil bir şekilde onun baktığını hissetmiş ve zihnini ona kapatmıştı. Elbette. O da bizlerden biri çünkü. Ama yeteneklerini Winter, Bay Cool ve Bayan Washington'la paylaştığını öğrendiği zaman duyduğu yakınlık hissinin aksine Jil'e baktığı zaman hissettikleri bambaşkaydı. Tamamen farklı bir duyguydu korkuydu bu. Oda ışığa boğulunca Daryın gözlerini açtı. Kapı ağır metalik bir sesle açıldı. Zinsır gözlerinde ödün vermez bir bakışla odaya girdi. Kararını verdin mi? Evet, dedi Daryın çatlak bir sesle. Ne kadar süreyle bağırmış olduğunu düşündü. Bir gece mi yoksa iki mi? Bilmiyordu. Tek bildiği ona yıllar gibi geldiydi. Sana yardım edeceğim. Sadece sadece beni bir daha yalnız bırakma. Bırakmam. Daryon titrek bir soluk aldı. Ne yapmamı istiyorsun? Dietrich telefonu kaldırdı. Birkaç saniye sonra Ahize'yi Lazlo'ya uzattı. Size. Lazlo rulo kağıtla kaplı muayene masasından atlayıp üzerindeki hastane önlüğünün arkasını kapalı tutmaya gayret ederek adama doğru ilerledi. Soğuk plastik Ahize'yi kulağına dayadı. Merhaba tatlım dedi Daryon. Sesi boğuk ve çatlak çıkıyordu. Sana veda etmeden gittiğim için özür dilerim. Ama Samantha'nın olası vaka olarak belirlediği bir oğlan vardı. Neticede akıl hastanesine kaldırıldı. Lazlo bir an kendini de bir akıl hastanesinde kapatılmış olarak düşündü. Akıl sağlığını kemiren tüm o vahşi dağınık zihinler. Ürperdi. Ne hissettiğini anlıyorum. Ne zaman dönüyorsun? Yarın. Dedi Dargin ağlamaklı bir sesle. Lazlo seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Lazlo onun bir şey daha söylemek üzere olduğunu düşündü. Ama sadece yavaşça kapanan telefonun sesini duydu. Yerine koymadan önce ahizeyi bir yan daha kulağında tuttu. Her şey yolunda mı? Dietrich'e döndü. Doktor terden sırılsıklam olmuştu ama görünüşe göre bu onun için normaldi. Sabah saatlerinin oldukça önemli bir bölümünü alnında biriken terleri silerek ya da avuçlarını beyaz laboratuvar önlüğüyle kurulayarak geçirmişti. Lazlo ağzından çıkan sözcüğe kendi de pek inanmayarak her şey yolunda dedi. Devam etmeye hazır mısınız? Neşeyle karışık bir heyecan dalgası benliğini sarınca elbette dedi ve yeni kazınmış kafa derisini sıvazladı. Sonra tekrar rulo kağıt kaplı muayene masasına oturdu. Sırada ne var? Lazlo ertesi sabah erkenden uyandı. En azından o erken olduğunu düşünüyordu. Penceresiz odasında bunu kesin olarak söylemek zordu. Sol kolunu uzatınca hafifçe inledi. Önceki gün o kadar iğne yedikten sonra canı hala acıyordu. Sırt üstü dönüp bakışlarını beyaz tavana dikti. Hiçbir özelliği olmayan dümdüz bir tavandı. Darya'nın yadak odasının tavanıysa üst üste atılan sayısız kat boyadan ötürü çatlaklarla doluydu. Onu özlüyordu. Garipti bu. Çünkü daha iki ay önce yalnızlığından son derece hoşnuttu. Ama şimdi her şey değişmişti. Organizasyonun bir parçası olmaktan ne kadar mutlu ve heyecanlı olsa da bu duygular Daryon'la birlikteyken hissettiklerinin yanında hiç kalırdı. Tam o sırada kapısına vuruldu. Girin. Kapı kolunun dönüşünü seyretti. Sementa asık bir yüzle eşikte duruyordu. Kadının derin kederini hissetti. Hain bir bulut gibi çalkalanan ekşimiş süt kokusu. Ne oldu? diye sordu üzerindeki yorganı atıp yatağın içinde oturarak size göstermem gereken bir şey var. Lazlo hemen üstüne bir bornoz alıp Sementa'yı izleyerek odadan çıktı. "Daryın mı? O da bir şey mi oldu? Ya çocuklar, iyiler mi?" Sementa yanıt vermedi. Lazlo herhangi bir tepki algılayabilmek için onun zihnini yoklamaya çalıştı ama kadının derin melankolisi hiç değişmiyordu. Bir kıpırtı bile yoktu. Ofisine girdiler. Daha önce o kadar dostane görünen oda şimdi karanlık ve kasvetliydi sanki. Samantha hiçbir şey söylemeden televizyonu açtı. Önce gürültülü bir hışırtı duyuldu ardından ekran aydınlandı. Video cihazına etiketsiz bir kaset soktu. Birkaç klik sesinden sonra hafif bir vınlama duyuldu ve ekranda ciddi yüzlü, gri saçlı bir sunucu görüntüsü belirdi. Hamilton merkezindeyiz. Şimdi olay yerindeki Sarah Sanders'a canlı bağlanıyoruz. Sera? Görüntü aşırı makyaj yapmış esmer bir kadına dönüştü. Kadının arkasında yanmakta olan bir bina görünüyordu. Alevler gökyüzünün oluşturduğu gri fonun önünde sarı ile turuncu arasında gidip gelen renklerle parlıyordu. Teşekkürler Jim. Muhabir sürekli çalan sirenlerin sesini bastırabilmek için bağırıyordu. Şu anda Terry Howt'taki Hamilton merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi tüm bina alevler içinde. Güvenlik sistemindeki bir arızadan ötürü 103 hasta ve 57 personelin tamamı içeride kapalı kaldı. Kurtarma işlemleri devam ettiği halde şu ana kadar gelen bilgilere göre kurtulan olmadı. Bu son dakika haberinin hakkında Sementa kumandanın düğmesine bastı ve ekrandaki görüntü nokta haline gelip kayboldu. Sonra Lazlo'ya doğru döndü. Çok üzgünüm. Ne demek istiyorsun?" diye sordu Lazlo. Anlamıştı ama gerçeği kabullenmek istemiyordu. Daryın da oradaydı. Küçük bir çocuğu kurtarmak için içeriye daldı. İkisi de çıkmayı başaramadı. Hayır, dedi Lazlo başını sallayarak. Bundan emin olamazsınız. Hiç kurtulan olmadı. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Gerçekten üzgünüm. Lazlo'nun zihni kendisini yavaş yavaş o ezici gerçeğin etrafına sarmaladı. Gerçek anlamda aşık olduğu ilk ve tek kadın ölmüştü. 20 metre aşağıda Daryn hücresinin beyaz duvarlarına bakıyordu. Yakıcı bir üzüntü meteor gibi boşluğu yardı ağlamaya başladı